Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Rusya'nın en büyük savunma sanayi şirketlerinden olan Almaz Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Bayraktar TB2'ye ilişkin onu zamanında tespit etmemiz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmamız gerekiyor, dedi. Libya, Karabağ Savaşı ve Suriye'de Bayraktar TB2 karşısında savunma sistemleri varlık gösteremeyen Rusya, Türk siyahlarını konuşmaya devam ediyor. Dünya medyasının çatışma alanlarındaki başarısı için Türk siyahları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı manşetleri attığı Bayraktar TB2 için Rusya'dan bir itiraf daha geldi. Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden biri olan Almaz Antey şirketinin tasarımcısı Pavel Sozinov, Rus haber ajansı Novosti'ye verdiği röportajda Bayraktar TB2'nin tespit edilir edilmez etkisiz hale getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde pek şansların olmayacağını söyledi. Sozinov, herhangi bir sorun olmadığında onu zamanında görmeniz ve silahlarını kullanmaya başlamadan önce vurmanız gerekiyor, ifadesini kullandı. Polonya Savunma Bakanı'nın Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını açıklamasının ardından Polonya medyası Türk SİHA'larını gündeminde tutmaya devam ediyor. Ülkede yayım yapan Vurtunelle Polska, Türkiye SİHA'larının gelişmiş elektronik harp sistemlerine rağmen Rusya'nın hava savunma sistemlerini küçük düşürdüğünü yazdı. Polonya Savunma Bakanı'nın iyi haberler yakında geliyor notuyla Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşması, akabinde de Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını söylemesi sonrası Türk İHA ve SİHA'ları ülke medyasından kendine sıkça yer bulmaya başladı. Polonya'da yayım yapan Vurtunelle Polska isimli haber sitesi, Polonya için Bayraktar TB2, Rusya'nın uçak savar savunmasını aşağılayan Türk savaş dronları başlıklı bir yazı yayımladı. Bayraktar TB2'nin tanıtıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi: daha gelişmiş sistemler olmasına rağmen Türk ekipmanının önemli avantajları vardır. Düşük fiyat ve kanıtlanmış savaş etkinliği, benzer Amerikan üretim sistemleriyle karşılaştırıldığında Türk ekipmanı uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. En önemlisi Bayraktar TB2, gerçek savaş sırasında Rus ekipmanına karşı test edildi. Türk insan hava araçları diğerleri arasında başarıyla kullanıldı. Bayraktar TB2, Türkiye'nin Suriye'de Bahar Kalkanı operasyonunda da güzel sonuçlar verdi. Türkler orada en az birkaç insan hava aracı kaybetmiş olsalar da kara hedeflerine saldırırken faydalı oldukları kanıtlandı. Bayraktar TB2 insan hava araçları, düşman güçlü hava savunması ve gelişmiş radyoelektronik savaş sistemleri kullanırken de işlev gördü. Suriye'deki savaş sırasında Ruslar uçak savar sistemlerini kaybetti. Ukrayna tarafından da satın alındı. Bir keşif makinesi olarak kullanıldı. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Türkiye, en modern silah türlerinin yapımına izin veren, kapsamlı bir savunma endüstrisine ve teknolojilere sahip bir ülke olduğunu hatırlamakta fayda var. Türkiye'nin fiili askeri operasyonlar gerçekleştiren ve tesisatının yeteneklerinin ve kullanım taktiklerinin doğrulanmasına izin veren birkaç NATO ülkesinden biri olduğunu da belirtmek gerekir. Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha, savunma sanayi konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız, diye konuştu. Çek basını İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na geniş yer ayırdı. Haberde, ABD ve Türkiye arasındaki S-400 krizinden bahsedilirken, Çekya'nın Türkiye ile işbirliğine hazır olduğu aktarıldı. Haberde, Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Filip Reha'nın, savunma sanayi konusunda Türkiye ile işbirliğine hazırız. ABD ve Türkiye arasındaki sorunlar bizi ilgilendirmez. Bizi Avrupa Birliği ve Çek yasaları ilgilendirir. Eğer Türkiye'nin üreteceği kaliteli ürünlere ihtiyaç duyarsak, fizibilite çalışmalarını başlatırız, ifadeleri yer aldı. Türk İHA'larına büyük ilgi olduğu ifade edilen haberde, İHA'ların özellikle Karabağ, Suriye ve Libya'da Türk ordusuna çok fayda sağladığı ve ilk NATO üyesi alıcısının ise Polonya olduğu belirtilerek, Arnavutluk ve Letonya'nın da resmi olarak ilgi gösterdiğinden bahsedildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile röportajda yer verilen haberde Demir ise, Çekya şirketleriyle harika ilişkilerimiz var. Ortak teknoloji geliştirme, ortak proje ve yatırımlar konusunda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, dedi. Çekya'nın jet ve füze motoru ile uçak ve helikopter havalandırma sistemleri üreten PBS yöneticisi Zedenek Pavlik ise Türkiye ve ABD arasındaki sorunları biliyoruz. Biz de %100 Çek firması olarak işbirliğine hazırız. Zaten hali hazırda Türkiye pazarı ile ilgili incelemelere başladık, dedi. Amerikan Forbes dergisi, Ukrayna ve Rusya arasındaki krize dair bir makale yayımladı. Yazıda, Ukrayna'nın savaş uçaklarının Rusya'ya karşı denenemeyeceğini, fakat Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'larının Rus hava savunma sistemlerini devre dışı bırakabileceği görüşüne yer verildi.
Karabağ'da yaşananlar örnek verilerek Türkiye ağaları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu ifadesi kullanıldı. ABD'li Forbes dergisinde Ukrayna-Rusya arasındaki krize ve olası bir çatışma durumunda yaşanılacak senaryolara ilişkin David X imzalı bir makale kaleme alındı. Makalede Ukrayna'nın hava üstünlüğü olarak Rusya'ya karşı direnemeyeceğini, bunun Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus savunma sistemlerini imha etmesiyle sağlanabileceği belirtildi. Yazıda havacılık uzmanı Tom Cooper'ın şu görüşlerine yer verildi. Rus füzeleri Ukrayna'nın savaş uçakları daha kalkarken hedef alabilir. Bu yüzden Ukrayna'nın insansız hava araçlarına ve otonom sistemlerine öncelik vermesi gerekiyor. Büyük bir savaş durumunda Ukrayna'nın insansız hava araçları Rus ordusunun unsurlarını, ezici hava savunma sistemlerini ve tank gibi diğer zırhlı araçları devirebilir. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Türkiye yapımı İHA'ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu. Yüksek irtifa uçan Türk yapımı Bayraktar İHA'ları yüzlerce Ermeni tankını, savaş araçlarını, topçu sistemlerini ve hava savunma sistemlerini imha etti. Azerbaycan güçleri Kasım ateşkesi öncesinde Karabağ'ın çoğunu işgalden kurtardı. Cooper'a göre Rusya'nın nasıl tepki vereceği de aynı derecede belirsiz olsa da Moskova'nın füze sistemlerinin İHA'ları ve kamikaze mühimmatları yenemez. Baykar tarafından geliştirilerek kullanılma sunulan Bayraktar TB2 taktik SİHA sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 SİHA platformu, yer kontrol istasyonu, yer veri terminali, uzak görüntü terminali, ileri üs ve jeneratör ile römork modüllerinden oluşur. Baykar'ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir. Bayraktar TB2 taktik silahlı insan hava aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa uzun havada kalış süresi sınıfına giren insansız hava aracıdır. 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300 bin saatten fazla uçan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar TB2 SİHA platformu görev yapmaktadır. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşımaktadır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.